İkinci öğretimde okuyan öğrencilerden harç alınmasına CHP'li gençler Zafer Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdiler. CHP Kütahya Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Öztürk yaptığı basın açıklamasında yalanların ardı arkası kesilmiyor, açık öğretim fakültelerindeki harçların tamamen kaldırıldığını söyleyenler halen açık öğretim gören arkadaşlardan çoğu 200 TL civarında bir harç ödemek zorunda bırakıldı. Sormak istediğim soru şudur: harçları kaldırdık diyen hükümet öğrencilerden halen aldıkları bu paraya ne isim veriyor? Durun biz söyleyelim, bunun adı haraçtır dedi. Ve şu anda geldiğimiz noktada da bu adaletsizliği yapan hükümetin amacına ulaştığı görülmektedir. En acısı da öğrenciler arasında biz sizden daha zekiyiz ve o yüzden para vermiyoruz diyen kesimin hızla artmasıdır. Bu karşılaştırmayı yapmak istemiyorum fakat DPÜ'de okuyan birinci öğretim arkadaşlarla ODTÜ'de okuyan ikinci öğretim arkadaşlarımız aynı seviyede midir? Eğer parasız eğitimin şartı zeki olmaksa yapılan sınavda ilk 150 bine giren arkadaşlarımız ücretsiz okusun, geriye kalan arkadaşlarımız paralı eğitime devam etsin dedi. Öztürk, bütçe açığını vatandaşlardan karşılamak yerine düştükleri bu bataktan nasıl çıkacaklarına gelsin mecliste CHP ve MHP ile görüşsün. Artık kendileri de kabul etmelidir ki bu ülkeyi kaosa sürüklemektedirler. Ne terör olaylarına bir adım ilerlenilmiştir ne de ülke ekonomisinde istikrar sağlanılmıştır açıklamasında bulundu. Sormak istediğim soru şudur: harçları kaldırdık diyen hükümet öğrencilerden halen aldıkları bu paraya ne isim veriyorlar? Durun biz söyleyelim. Bunun adı haraçtır. Ve şu an geldiğimiz noktada bu adaletsizliği yapan hükümetin amacına ulaştığı görülmektedir. En acısı da öğrenciler arasında biz sizden daha zekiyiz ve o yüzden para vermiyoruz diyen kesimin hızla artmasıdır. Bu karşılaştırmayı yapmak istemiyorum fakat Gulupan Üniversitesi'nde okuyan, birinci öğretimde okuyan arkadaşlarla Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci öğretimde okuyan arkadaşlar aynı seviyede midir? Eğer parasız eğitime şartı zeki olmak ise yapılan sınavda ilk 150 bine giren arkadaşlarımız ücretsiz okusun, geriye kalan üniversiteyi kazanan arkadaşlarımız paralı eğitime devam etsin. Hükümet öğrencileriyle uğraşmak yerine bence dış politikayı nasıl düzelteceğine bir baksın. Bütçe açığını vatandaşlardan karşılamak yerine düştükleri bu bataktan nasıl çıkacaklarını gelsin mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşsün. Bizler Kütahya'da okumaktayız. Bizlerin harçlardan başka daha bir sürü giderimiz var. Ev kiralarındaki yüksek fiyatlar, ulaşıma yapılan zamlar, elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar ailelerinden uzak yaşam sürdüren bizleri daha da zor durumda bırakmalıdır. Bizler bu ülkenin üvey evladı değiliz. Bizler de bu ülkenin evlatlarıyız. Adaletsizliğe sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu adaletsizliğin